Smiths shot down two Ukrainian military helicopters in the air, Mi-8 and Mi-24 near Kherson, as well as three unmanned aerial vehicles, including two Bayraktar TB2 near Kryvyi Rih and Trudov. В районе города Херсон, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два Bayraktar TB2 в районах населенных пунктов Kryvyi Rih и Трудовой. Hayırlı günler dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi. Yine Azerbaycan, Karabağ'da, Kelbecer ve Laçin ekseninde büyük bir tatbikata başladı. Ve bunun dışında dünyanın birçok noktasından yeni gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle Rusya Savunma Bakanlığı her zaman olduğu gibi kafayı Bayraktar TB2'ye takmış durumda. Ukrayna'da olmayan kadar TB2 düşürüldü haberleri devam ediyor. Yine bugün 2 adet Bayraktar TB2'yi düşürdüklerini duyurdular. Basın açıklamasını aktaralım. Rus Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin ilerlemesi özel bir operasyon sırasında devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 54. Mekanize Tugayı Birliklerinin bu bölgede geri çekildiği notu düşülürken Rus Silahlı Kuvvetleri Ugledar bölgesini ablukaya aldı ve şimdi onu milliyetçilerden kurtarmak için savaşıyor. Gün boyunca bu bölgede güçlendirilmiş motorlu piyade tugayı ve Ukrayna birliklerinden oluşan tank müfrezesi imha edildi. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırmaya devam ediyor. Gün boyunca Zhytomyr bölgesindeki Novograd-Volynsky tren istasyonunda yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle bir dizi Ukrayna askeri teçhizatı vurulmuş durumda. Bu operasyon Donbas'taki Ukrayna birliklerinin ilerlemesine yönelik tüm hamleyi yok etti. Operasyonel taktik havacılık Ukrayna'nın 42 askeri varlığını bir günde vururken bunlar arasında bir komuta merkezi, 2 sağ mühimmat deposu, 2 çoklu roket atar fırlatma sistemi, 12 özel depo ve Ukrayna askeri teçhizatının yoğunlaştığı alanlar imha edildi. Rus hava savunma sistemleri tarafından Kherson yakınlarında Mi-8, Mi-24'ün yanı sıra Kryvyi Rih ve Trudov yakınlarında 2 Bayraktar TB2 dahil olmak üzere 3 insansız hava aracı düşürüldü. Yine 2 Ukrayna askeri helikopteri de havada vuruldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait toplam 125 uçak, 95 helikopter, 416 İHA, 2003 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, yine 220 çok namlu roket atar sistemi, 869 Saara topu ve havan topu, 1902 özel askeri araç imha edildi açıklamasına yer veriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoyu görmektesiniz. Ukrayna'ya çekili obüsün Rusya tarafından SİHA'larla vurulduğuna yönelik yeni bir video servis ediliyor. Rusya son günlerde SİHA'ları da aktif olarak kullanmaya başladı. Genellikle İHA'larla görüntü alınır. Daha sonrasında hassas füzelerle atış yapılırdı. Yine Kırgızistan Cumhurbaşkanı resmi web sitesinde açıklama yapılıyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov bugün 8 Nisan Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüşüyor. Görüşmede Özbek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Sadyr Japarov'u Kumtor altın madeni yatağının son durumu ve ilgili anlaşmanın imzalanması konusunda Senterra ile müzakerelerin başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik ediyor. Japarov, Mirziyoyev'in Kırgızistan'a planlanan iade ziyaretinin şüphesiz iki ülke arasında stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı Japarov 26-27 Mayıs 2022'de Bişkek'te yapılması planlanan Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi ve Avrasya Ekonomik Forumu toplantısına Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın kişisel katılımını beklediğini söylüyor. Sonuç olarak iki devlet başkanı mübarek Ramazan ayı vesilesiyle tebrik alışverişinde bulunmuş durumdalar. Milli Savunma Bakanlığımızdan açıklama yapılıyor. Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'la görüşüyor. Hulusi Akar şunları söyledi. Diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için ateşkes ilan edilmesinin önemini vurgularken özellikle Mariupol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyeti üzerinde duruluyor. Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği notu düşülüyor. Can ülke Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikatlarına devam ediyor. Basın açıklaması şu şekilde. Kelbecer ve Laçin'de hizmet muharebe faaliyetleri denetlenirken Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in dikkat ve özeni sonrasında askerlerin sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Yaylalarda askerlerin hizmet verdiği belirtilirken Savunma Bakanı General Zakir Hasanov ve bakanlığın diğer üst düzey yetkilileri devlet sınırındaki Kelbecer ve Laçin bölgesinde bir dizi muharebe mevzilerini denetliyor, askerlerin sosyal yaşam koşulları da burada denetleniyor. Gece ve gündüz muharebe görevinin kaliteli organizasyonu ve yürütülmesi için tüm koşullar gözden geçirildi. Bu kapsamda görüntüleri görmektesiniz. General Zakir Hasanov personelle görüştü, ihtiyaçları olup olmadığını sordu, ardından başarılar diledi. Askerler devlet sınırında hizmet etmekten gurur duyduklarını ifade ederek burada oluşturulan koşullar ve şartlar için teşekkür ediyor. Savunma Bakanı muharebe görevini organize etmek ve birliklerin muharebe yeteneğini daha da arttırmak için yetkililere özel talimatlar verirken, bakan daha sonra Kelbecer ve Laçin ilçelerinde yeni hizmete giren askeri tesisleri denetledi. Yeni yapılan askeri altyapıda modern ihtiyaçlar dikkate alınarak personel için gerekli koşulların oluşturulduğu not düşülüyor. Bakım ve onarım noktaları kapsamında da burada denetlemelerin yapıldığı notu da düşülmüş. Gelelim tatbikat haberine. Burada Azerbaycan Garnizon Birlikleri taktik eğitim kapsamında eğitim öğretim yılı koordinasyon planına uygun olarak devlet hududu ihlallerini önlemek için sınır bölgelerinde taktik tatbikat düzenliyor. Eğitim senaryosuna göre sınır ihlalleri devlet sınırını geçerek bu bölge topraklarına girmeye çalışan devlete karşı gerçekleşiyor. Sınır muhafızından alınan bilgiye göre sınır birlikleri personeli burada özel eğitim almaya devam ederken özellikle Nahçıvan'dan gelen birliklerin de bu tatbikata katıldığı dikkat çekiyor. Eğitim sonunda Nahçıvan Özel Hudut Tümeni 1. Komutan Yardımcısı Albay Muhtar Hamzaev ortak çalışmalar sonucunda eğitimlerde belirlenen hedeflere ulaşıldığını söylüyor. Buradan yeni görüntüler görmektesiniz. Son haftalarda bilindiği gibi 2 gün önce Aliyev ile Paşinyan görüşmüştü. Buradan sonra bu görüşmeden hemen sonra Ermeniler Tovuz hattında ateşkesi bir kez daha ihlal etmişti. The grouping of troops of the Russian armed forces developed an offensive, completely blockaded Novomikhailovka and began to mop it up of nationalists. In pursuit of retreating units of the 54th Mechanized Brigade of the Ukrainian armed forces, units of the Russian armed forces have also blockaded Ugledar and are now fighting to liberate it from nationalists. During the day, up to 1 reinforced motorized infantry company and a 10th platoon of Ukrainian troops were destroyed in this area. The armed forces of the Russian Federation strike at the assets of the military infrastructure of Ukraine. During the day, high-precision air-based missiles struck a cluster of Ukrainian military equipment at Novograd-Volynsky railway station in Zhytomyr region. This strike destroyed reserves meant to move to grouping of Ukrainian troops in Donbas. Operational tactical aviation hit 42 military assets of Ukraine, among them 1 command post, 2 field ammunition depots, 2 multiple launch rocket systems, and 12 strong points and areas of Ukrainian military equipment concentration. Russian air defense means shot down 2 Ukrainian military helicopters in the air, Mi-8 and Mi-24 near Kherson, as well as 3 unmanned aerial vehicles, including 2 Bayraktar TB2 near Kryvyi Rih and Trudov. In total, 125 aircraft and 95 helicopters, 416 unmanned aerial vehicles, 2,003 tanks and other armored combat vehicles, 220 multiple launch rocket systems, 869 field artillery and mortars, as well as 1,902 units of special military vehicles of the armed forces of Ukraine were destroyed during the operation.